İyi akşamlar Söz Sende'ye hoş geldiniz. Haftanın son Söz Sende'sinde bir sanatçıyı ağırlıyoruz. Oyuncu Serra Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz ama Türkiye'ye çok sık gidip geliyorsunuz değil mi? Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet. İtalya'da? İtalya'da hiç yaşamadım. Yaşamaktan kastım İtalya'da hiç evim olmadı. Fakat buna hiç kimseyi inandıramıyorum. Herkesin kafasında ben İtalya'da, bir yerde yaşıyorum ama hiçbir zaman yaşamadım. Peki şöyle soralım en azından. Çok fazla dolaşıyorsunuz. Yani Türkiye'nin dışına çok fazla çıkıyorsunuz değil mi? Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Paris'te bir ufak bir yer kiralamıştım. Hmm. Orada biraz tiyatroda çalıştım. O dönem bitti. Ben de evi kapattım. Yine buradayım, İstanbul'dayım ama esas evim hep İstanbul'da. İtalya'da film çekerken prodüksiyon şirketi zaten bir yer kiralıyor. Tutuyor, evet, ya da bir otel tutuyor. Sizi ama orada İtalya'da da tiyatro yaptınız siz. İtalya'da tiyatro yaptım, yapmaya devam ediyorum. Ha, o da devam ediyor. Eğer kısmet olursa Ocak ayında 9. senesi oyunumun oynayacağım. Nasıl bir his başka bir dilde tiyatro yapmak? Şimdi Fransızca tiyatro yapmak Türkçe tiyatro yapmaktan farklı değil benim için. Evet. Çünkü ben hakikaten iki dilli büyüdüm. Evet. Ama İtalyanca tiyatro yaptığımda ilk sene çok yoruldum. Hmm. Şöyle bir ayrıntı var. Çünkü bir dile ne kadar hakim olursanız olun, tiyatro yaptığınız zaman oynadığınız metnin üslubunda unuttuğunuz şeyleri toparlayabilmeniz lazım. Hmm. Bütün oyuncuların unuttuğu şeyler var mutlaka, oyunlarda. Mutlaka. Evet. Şimdi benim şöyle bir takıntım var. Bir lafı söylemeyi unuttum değil mi? Evet. İki replik sonra onu hatırladım. İlla onu bir şekilde söyleme gayretine giriyorum. Dönü, onu kurtarayım diye. Ona ölümcül sıçramalar diyor yönetmenim. Öyle İtalya'da. Ölümcül sıçra, eyvah geldi başladı yine geldi diye. Yine diyerekten. Ben onu illa bir biçimde söylemek gayretine girdiğimden aynı üslupta söyleyebilmem lazım. Bunu yapabilmek için çok hakim olmak lazım dile. İlk sene yoruyordu beni. Hani normal bir oyunu oynadıktan sonraki yorgunluktan daha fazla yorgun hissediyordum ama sonra alıştım. Bir de bir sana yani 9. sene bir meydan okuma gibi sanki değil mi? Ana dil olmadığı için. Evet, tabii. Öyle yani bir Fransızca için öyle değil. Fransızca da aynı şekilde rahatım. Fransızca oynarken öyle bir şey hissetmiyorum. Siz İstanbullusunuz değil ben mi? Ben İstanbulluyum. Kaç göbek İstanbullu? Bayağı bir yani uzun gerçek İstanbul. Evet, çünkü evet, onu bulabilmek evet de zor evet, değil mi günümüzde? Evet. Ve tek çocuksunuz ailenizde. Tek çocuğum, annem babam da tek çocuktu. Nasıl bir aileydi sizinki? Biraz anlatabilir misiniz acaba? Benim ailem nasıl bir aileydi? Bir kere biraz atipik bir aileydi. Çünkü hiç şımartılmadım. Tek çocuk. Tek kız çocuk olmama rağmen hiç kimse beni şımartmadı. Baba ile çok özel zamanlarım olurdu. Çünkü baba genelde çok meşguldü. Her gün onu çok düzenli görmezdim. Bir de gazeteci olduğundan geceleri solcu bir kimlik değil mi? Öyle yani demokrat bir kimlik aslında. O dönem özellikle de daha solcu olarak algılanıyor. Bana sorarsanız bu benim babam hakkındaki görüşüm. Ben şöyle diyorum yani gazeteciliğin haysiyetli olduğu dönemlerde gazetecilik yapmış biri. Ve 27 Mayıs'tan önce bu Tercüman Gazetesi, ne yazı işleri müdürü, hatta Menderes'in bir yazısını yayınlamadığı için Ankara'ya çağrılıyor. Bir savcı tarafından soruşturma için ve o zaman tabii İstanbul'da herkes birbirini tanıyor ve özellikle söylemiyor anneme. Polislere de söylüyor, bırakın beni bu akşam, işte yarın sabah kendim gelirim diye. Ve Ankara'ya götürüyorlar, polisler götürüyorlar soruşturma kapsamında. Hemen ama hemen 27 Mayıs öncesinde olan bir şey. Ama sonrasında şey da bir not sizin yine röportajınızdan hatırlıyorum. Menderes asıldıktan sonra anneniz çok üzülüyor. Asılmasına çok üzüldü evet, tabii ki. Böyle yani bir yapı çok hani uygun anlatmak bir şey, adına hani yani bir demokrasiye uygun bir şey değil. Bir devlet adamını hatası ve politikası ne kadar yanlış olursa olsun öldürmek. Dolayısıyla mesela annemin o gün çok
sinirlendiğini ve köşkün kapısını böyle vurdu ve benim kafama geldi. Görmedi, fark etmedi arkasından yürüdüğümü. O kadar isyan duygusu hissetmişti bu haberi aldığında ki hiçbir zaman Demokrat Partili olmadı ailem. Peki dolayısıyla babanızın işte bu gazetecilik ve duruşu birazcık da işte muhalif kimliği ki gazetecilik eşittir muhalif olmak demekti bir zamanlar diyelim. Evet. Nasıl biçimlendi sizin hayatınızda? Benim şımartılmadınız. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela benim hayatımda annemle babam benim arzularıma her zaman için saygı gösterdiler. Hmm. Mesela babam Başazade bir aileden geliyor. Ve de San Josef'te okumuş. Hmm. Ve de çok çekmiş San Josef'te frerlerden. Dolayısıyla hele o dönemde o yani bayağı küçükken dedi, giriyorlar tabii, sırf erkek. Evet. Ben çok küçük yaşta babamla dedem kendi aralarında Fransızca kavga ederlerdi ve hiç anlaşmazlardı. Yani baba oğul zıt ve hatta bir mektubunu buldum yani daha okumadım annemin bıraktığı mektupları, zor bir şey bunu yapmak. Ama bir tanesini şöyle çektim, babamın babasına yazdığı bir mektup çıktı. Dedim ki vallahi bunu yayınlayabilirim. Kafka'nın babasına mektubu gibi bir şey neredeyse. Oo. Netice itibariyle bayağı bir politik anlaşmazlık falan filan neyse. Dolayısıyla onlar ben anlamayayım diye Fransızca konuştukça ben tabii çok çabuk Fransızca öğrendim. Ve de ortaokula gitmem gerektiğinde Fransız okuluna gitmek istedim. Babam dedi ki kızım gitme, bir kere erkek kız ayrı. Çok aptalca, çok şeydir, disiplini fazladır. Ben gitmek istedim, karşı çıkmadılar ve nitekim Fransız okuluna gittim. Dolayısıyla ben anne babamdan saygı gördüm. Sevgi, herkes sevgi görüyor. Herkes çocuğunu genelde olağanüstü durumlar dışında seviyor. Sever, kendi biçimince yani psikiyatrik sever. Bir sürü vakka varsa sevme zorlukları da yaşanan ama normal olarak sevilen bir çocuktum. İlgilenilen bir çocuktum ama mesela onun yanı sıra benim isteklerime karşı çıkmadılar bu anlamda. Çok büyük bir avantaj tabii. Ama şöyle söyleyeyim, mesela sofraya oturup yemek yeme alışkanlığım vardı. İkisi de çok mızmız ve çok yemek konusunda zorlanarak büyümüşler. Annem neredeyse anoreksik gibiymiş. O zaman öyle bir tanım yok tabii ki. Ve demişler ki kızımızla hiç yemek sorunumuz olmasın. Ne zaman ki ben bunu yemiyorum demişim. Demişler ki kalk sofradan akşama kadar, başka bir şey yok. Sonra da derlerdi ki oturdu ve bir daha asla kalkmadı. Ne kadar ilginç yani, anoreksik olacak kadar ben belki yani, de o benim, ama çok zayıf anladığım kadarıyla. 38 kiloymuş çok, yani, çok yani lise zamanında. Peki evde yemekler pişiyor ki sizin şimdi mesela yemek sizin hayatınızda önemli bildiğim kadarıyla. Evde yemekler pişiyordu çünkü benim anneannem saraylıydı. Ve yemeğe çok meraklı saraydılar. Evet. Yani sürekli yemek yiyorlarmış çünkü benim ondan dinlediğim kadarıyla sarayda sürekli yemekten sıkı kalkıyorlar. Hadi biraz yatıp uyuyorlar, uyanıyorlar. Tekrar yemek. Aa, bir şey daha yiyelim çok diyorlar. Çok güzel yemekler hemen yiyorlar ama haklılar. Dolayısıyla yani. Çok yemek yapardı. Sürekli yenilsin içilsin isterdi. Hani gelenler yesinler. Ve de bir ağırlama kültürü. Ağırlama yani, kültürü evet. Ve şey lafı vardı. Öyle de yedi diyeceğiz, böyle de yedi diyeceğiz, yiyin. Hani öyle şeyleri vardı. Ama kendi dolayısıyla yemiyor. Kendi yerdi. Anneannem şeker hastasıydı. Anneannem mesela bir kilo üzümü yiyip bu ekşi dokunmaz diye yiyen türden şeker hastasıydı. Yani katiyen, frenlenemeyen. Dolayısıyla annemi hiç mutfağa falan sokmamış. Annem çok sonra öğrenmişti belki yemek de onunla yapmayı. Alakalı çok da yemekle alakası yoktu belki. Olabilir. Ne, o nedenle annem beni çok küçük yaştan itibaren mutfağa soktu. Yani mutfağa girip o yemek yaparken bakmak, işte bir ucundan yardım etmek gibi. O yüzden ben kendi kendime öğrendim bir sürü şeyi. Sonra benim bir de kendi kendime seçtiğim bir yarı İtalyan yarı Fransız ailem oldu 11 yaşındayken. O ailede de yemek kültürü çok önemliydi. Yani böyle işte onun sosu nasıl olmuş, bu nasıl olmuş falan. O ailenin içinde de çok şey öğrendim. Fransız ve İtalyan mutfağına ilişkin. Ne güzel bir karma olmuş ama bence. Onlar da babaları
7 yıl kadar İtalyan Kültür Merkezi'nde müdürlük yaptı ve geçen yaz kaybettik kendisini. Dolayısıyla da onlarla da bağım hep devam etti. Yani, annenizi ne zaman kaybettiniz? Annemi 11 yıl önce kaybettim. Başınız sağ olsun. Ve hala mektupları açılamadı mı? Annem çok güzel yerleştirmiş böyle bir kutuya. Bir sürü mektup var. Hala okuyamadım onları. 11 yıl. Bayağı uzun. Yani arada bir çekiliyor ama. Yani o ama. Mektupların içinde annemin yazdıkları var. Annemin bana yazdıkları bendeydi zaten. Aha. Ama babamla yazışmaları var. Bir takım ailevi şeyler var. Neden okuyamadınız hala? Çok özel değilse tabii, kusuruma bakmayın. Yo, yasla ilgili, yas süreciyle ilgili bir şey. Annemin ölümü beni çok etkiledi. Babam öldüğünde, babam çok genç öldü. Ben de çok gençtim. Babama çok düşkün olmakla birlikte o böyle birdenbire ani bir ölüm. Çok travmatik. Ama yası şöyle oldu. Şimdi tabii onu farkına varıyorum. Yaşadığım zaman fark etmedim. Babamın ölümünden oldukça kısa bir süre sonra ben kendim çocuk doğurdum. Tabii. Onun yerine konulacak bir şey yani yas belki. Bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Oysa annemin ölümünde hani annemin ölümüyle birlikte hem ölümün kendisi bana nakledilmiş oluyor bir anlamda. Hem kızıma böyle bir durum olunca daha şey, üzdüm zorlayıcı. Üzdüm, biraz zorladım. Hemen başka konuya geçiyorum. Tabii, peki, ya, tamam. Bu hayatın içi. Hayatın içi ama işte bazen o yaz süresi uzayabiliyor. Katılırım. Tabii. Mesela annemin bir oturduğu evi boşaltmakta çok zorlandım. Çok zordur o iş. İki yıl sürdü. Ve çok yakın bir arkadaşım bitirdi. Yani noktayı ben koymak kolay değil. Ben bu hissi o kadar iyi değil. Biliyorum ki ben ikizlerim 5 yaşında şimdi. İkizlere hamileyken önce babamı sonra babaannemi, beni büyüten of, babaannemi öyle. Kaybettim. Ve ikizler geldi. Yerine koymak deyin isterseniz dediğiniz tabii. gibi. İsterseniz tabii. yasın bir bitişi deyin. Tabii. Tutamadım yani o gitti bir şekil. Ölüme karşıt evet. olarak hayatın yeniden başlaması evet, oluyor. Evet. Herkes nasıl başa çıktın derken düşündüğümden daha kolay başa çıktığımı Hı-hı. fark ediyorum Hı-hı. mesela. Galiba insan kendini bir şekil yenilemek zorunda. Tabii ki, tabii diye ki. Diye düşünüyorum. Tabii peki ki. Şimdi o dönemlerde tabii Türkiye kendi içinde sorunlarımız var ailelerde ama Türkiye'nin de kendi sorunları var. Kaç darbe, işte kesintiler vesaire. Evet. Ve sizin babanızın kimliğinde de farklı yaşanmıştır herhalde diye düşünüyorum ki siz bir dönemde... Şöyle söyleyeyim size, benim babam ömrü vefa etmedi son darbeyi gördü. Son darbe. Dolayısıyla gülerek söylüyorum bunu. 12 Mart darbesinde... Evet. Televizyondaydı. Ve o zaman işte bir takım soruşturmalar falan filan açıldı. Ve de pasif bir göreve alındı. Musa Öğün geldi biliyorsunuz, hatırlarsınız. Biliyorum. Televizyonun başına. O dönemden sonra da zaten hiçbir zaman şöyle söyleyeyim. Şey olmadı, iş açısından mutlu olmadı. İşte çeviriler yaptı, bir roman yazdı falan filan ama... Çok etkiledi onu tabii bütün bu olanlar. Eskiye hiçbir zaman dönemedi o belki. Tabii onun dışında da yani bizim ülkemizin çok yıpratıcı bir ülke olduğunu düşünüyorum. Yani mesela çok. Ben şu anda çok. Bakıyorum çok uzun bir ömür yaşamış değilsem... Değilim. Öyle. Ona rağmen bütün bu... Baştan itibaren yani üniversiteden itibaren neler oldu bitti, çocukluğumda neler oldu bitti bakınca. Şöyle bir nefes alamıyorum. Hani şöyle bir nefes alıp bak ne güzel, ne kadar güzel bir ilerleme var ve bir gelişme var ülkemde diyemedim hiçbir Çok zaman. Çok değil, birkaç gün önce döneceğim tabii geçmişe ama Cumhuriyet kutlamalarıyla ilgili kıyametler koptu. Ne düşündünüz o kutlamalar, işte biber gazları, gerçi başbakan dedi ki illegal örgütler var içinde biliyorsunuz. Durum çok vahim başbakanın dediğine bakılırsa çünkü demek ki milyonlarca illegal örgüt üyesi Anıtkabir'e çıktı. Gayet korkutucu. Yani halkımızın demek ki büyük çoğunluğu illegal örgüt mensubu.
Şimdi benim... Yani böyle bir şeyi aklınız alabiliyor mu? Ya bu kadar mı mantık dışı konuşabiliyor bizi yönetenler? Şimdi de Cumhuriyet mitinglerine gönderme yaptı. Beni asıl endişelendiren diyeyim o gönderme oldu. Çünkü gerçekten de buna inandığı için anlatıyor. Diyor ki Cumhuriyet mitinglerini düzenleyenlerle aynı diyor. Şimdi Cumhuriyet mitinglerinde başka odaklar vardı. Hepsinde değil ama bazılarında vardı. Bugün Ergenekon'la ilgili bağlantılar ortaya çıktı biliyorsunuz. İzlemişsinizdir zaten. Hani şimdi o gönderme beni mesela endişelendirdi. Dedim ki kendi kendime hani o kadar farklı düşünüyoruz ki galiba. O kadar farklı pencereden bakıyoruz ki galiba. Tamamen öyle. Tamamen öyle. Ve yani bugün ben Facebook'ta gördüm ve çok güldüm. Çünkü bu konuda bir takım yorum yapan basın mensupları da efendim Esad taraftarları bunu düzenlemişler. Biri de yorum yazmış diyor ki güzergahı diyor Putin belirledi diyor. Esad taraftarları gitti, Chavez sloganları seçti. İşte o yürüyenler de aslında Türk taklidi yapan Venezuelalılar ve Latin Amerikalılardı. Güleriz ağlanacak halimize durumu dedim birazcık. Dedim ki bu stand-up yani şeylere, stand-upçılara rakip geldi. Peki şimdi siz ben burada yaşıyorum diyorsunuz ama çok da fazla yurt dışında olduğunuz için memleketten uzaklaşınca insan biraz daha farklı bakabilir diye düşünüyorum. Çünkü için içinde olunca daha farklı hissediyor özellikle gazeteci olunca. Siz memleketiniz içinde dertlenen, tasalanan isimlerden birisiniz. Zaman zaman da bunu zaten dile getiriyorsunuz. Ne görüyorsunuz bu ara? Memleketin durumu nedir sizce? Vallahi bence memleketin durumu çok vahim. Çünkü öyle bir aşamaya geldik ki ben bundan önceki geri demokrasiyi geri istiyorum. Hangi bölümü? Yani ileri demokrasi buysa ben gerisini iade etsinler razıyım. Peki mesela işte 28 Şubat'la yüzleşme diyoruz, 12 Eylül'le yüzleşme. Şimdi bunlar için ne düşünüyorsunuz? Bunlarla yeterince yüzleşmediğimizi düşünüyorum. Çünkü netice itibariyle 12 Eylül gerçek anlamda yargılanmadı. Hı. 12 Eylül mesela benim hayatımı da etkiledi. Benim özel hayatımı da etkiledi. Ve ben bunun ceremesini, ben hapse girmedim. Eski eşiniz ama galiba değil mi? Uğramadım ama mesela eski eşimle olan hayatımı etkiledi. Yani çocuğumla olan ilişkimi etkiledi. Çünkü çocuğum 79 doğumlu ve bir yıl sonra çok daha küçükken ve zaten o bir yılın nasıl bir yıl olduğunu hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla çok daha rahat, çok daha çok daha ne bileyim güleç ve çok daha rahat belki bir huzurlu, anne olabilirdim. Evet, evet. Huzurlu bir anne değildim ben. Aha. Yani çok daha çabuk sinirlenen bir anne oldum onun küçük bebekliği sırasında. Bunu konuşuyoruz da tabii bugün beraberce. Çok önemli değil mi gerçekten? Çok önemli tabii ki. Evet. Yani bunları benden çalınmış şeyler olarak değerlendiriyorum. 12 Eylül bizim gündelik hayatımızı da etkiledi. Yani sadece 12 Eylül'de tabii ki çok daha vahim kaybedilenler, öldürülenler, işkence görenler, hayatı bütün hayat, bütün ömürleri için o izi taşıyan insanlar var ama onun altında bizim düzeyimize inin, bizim düzeyimizde de bizim gündelik hayatımızda bozuldu. Herkes yara aldı. Yara almayan yok herhalde. Dolayısıyla 12 Eylül tabii ki yargılanması şimdi lazım. Demin... Yani Arjantin'de bakın yargılandı. Bütün bu subaylar bir sürüsü aradan kaytarmış olsa da ki bu böyledir bütün tarihlerde de. Ki ama siz diyorsunuz azından... ki içimi yakıyor bazılarının hakikaten yargılanmadan bu dünyadan göçüp gitmeleri tabii ki. Canımı yakıyor tabii diyorsunuz. Ki. Tabii peki ki. Mesela Evren'in, Şahin Kaya'nın yargılanması sizin içinizi rahatlatıyor mu mesela? Şöyle söyleyeyim, bana bazı şeylerin geri verilmesi mümkün değil. Evet. Yani çocuğu ölenlere çocukları iade edilemeyecek. Ama en azından yargılansınlar ve de şifre olsunlar. Yani bunu bilmeyen insanlar da bunu öğrensin gibi bir duygu taşıyoruz hepimiz. Yani bir adalet duygusu. Ya da verilen payeler geri alınsın. Tabii ki. Onun tabii da kıymetli ki. Olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Tabii ki. Peki şimdi neden bunu konuyu açtım? İleri demokrasi değil, ben geri demokrasiyi alayım dediğiniz için açtım aslında. Çünkü ileri demokrasinin paketinin içinde bir paketse işte darbelerle yüzleşmek de var. Hani ne kadar yapıyoruz 12 Eylül'ü bilmiyorum ama 28 Şubat'la da yüzleşmeye çalışıyoruz. Orada da biraz yani yarım yüzleşiyoruz gibi düşünüyorum. Yine sizin bir röportajınızdan diyorsunuz ki... Ben diyorsunuz çok da fazla aslında İslamcılar değil ama yani inanan kesimin veya dinlerini rahatça yaşamak isteyenlerin fazla ezildiğine inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Türkiye'de diyorsunuz. Bunu biraz konuşalım mı? Niye inanmıyorsunuz? Ya ben inanmıyorum yani. Hı-hı. Bana bir örnek verin. Yani başımı bağlayarak üniversiteye gidemedim. Çok büyük bir baskı örneği doğru. değil. İşkence görüp şu anda toprağın altında ne idüğü belirsiz çukurlardan kemiği çıkanların yanında. Hı hı. Yani insan utanır. Hı hı. Manevi bir işkence değil yani, mi peki? Manevi şöyle bir, işkence. Bir şey. Manevi bir işkence olarak görmüyorum. Hı. Yani laikliğin olduğu bir ülkede böyle olabilir. Ama netice itibariyle ben kendim bu başını örtme konusunun neticede kadınlara karşı kullanılan bir araç olmasını da istemiyorum. Hı hı. Hı. Ben aslında hiç hoşlanmıyorum. Kapalı olmasından insanların. Ama hı hı. bu bir tek beni ilgilendirir. Onlar istediği gibi örtünüp çıksınlar. Ben bazen korkuyorum. Biliyor musunuz mesela? Neden korkuyorsunuz? Ya şöyle korkutucu buluyorum onları başörtüleri. Görmeyi. Başörtüleri. Kesinlikle. Neden? Yani geçen gün hastaneye gittim. Kapalıydı 29 Ekim olduğundan. Ve de bir rapor almam gerekiyordu. Girdim böyle simsiyah bir öcü geldi üstüme. Korktum gerçekten. Korkutucu geliyor bana. Bana öyle geliyor. Hiç başörtülü bu, arkadaşınız yok mu? Bu benim algılayışım. Hmm. Ben öyle algılıyorum. Ama hiçbir zaman hiç kimseye de niye başını örttün deme hakkını kendimde görmüyorum. Hı-hı. Dolayısıyla hiç kimsenin de bana sen niye başını açık geziyorsun, niye bacağını gösteriyorsun, niye içki içiyorsun gibi bir şeyi de sorma hakkını da bir başkasına tanımıyorum. Zaten olmaz ki böyle bir şey, olmamalı da. Yani. Dolayısıyla bu konuda bu konuyu sömürerekten baskıya uğradığını iddia eden arkadaşların tabii ki haklı olduğunu düşünüyorum ama bunun çok da hayati bir baskı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Başörtülü bu benim bir, şahsi kanaatim. Bir tanıdığınız arkadaşınız var mı hiç? Yabancı hayır da yok. Olabilir bu. Yani hayır hani yok. İlla. Hayır yok. Hayır çünkü yok. Korkuyorum ama... dediğiniz için ilginç geldi. Hani hayır belki tanısanız... ama yani başörtüden kastettiğim normal başörtü değil. Simsiyah burka giyiniyorlar gibi ya. Burka gibi bir şey mi burka diyorsunuz? Gibi eldivenli evet, falan filan. Ben onu çok ürkünç buluyorum. Hı-hı. Yani birdenbire böyle bir karşınıza çıktı. Oluyorsunuz hani çocukken bize anlatılan öcü benim açımdan bakıldığında. Peki. Ama kendileri bilirler yani kendi inançları ödür öyle giyinirler. Ben onlara niye böyle giyiniyorsun demem. Peki şöyle bir endişeniz var mı? Demin dediniz ki ben demem. Hani ben kendim adıma korkutucu buluyorum ama onlara da karışamam. Böyle bir özgürlüğüm. Onlar da bana karışamazlar. Ama şimdi tabii korkular hep var Türkiye'de. Dolayısıyla bu dönemde başka korkular geliştirdik ya da zorla bize enjekte ettiler. Bazen de aslında var o korkuların belki de. Bu dönem korkuyor musunuz? Siz sen niye başın açık veya işte niye içki içiyorsun gibi hayat tarzına müdahale edilecek ya da ediliyor korkularınız var mı? Ediliyor. Hı hı. Şimdi bunu ele alalım. Lütfen. Mesela Beyoğlu Belediyesi'nin yaptığı hı. masaları kaldırma uygulamasının nedenini ben açık i̇çki. Olarak hiçbir hı. zaman söylenmedi ama içki. Hı hı. Yani birçok şey yapılıyor ve cevabı verilmiyor. Hı hı. Ve bu aynı zamanda da bir para kaynağı oluşturuyor onlara. Çünkü arada bir gelip masaları topluyorlar falan filan. Yani böyle bir tatsız bir uygulama haline geldi. Bir de ama geldi. O zaman yarım yamalak. Yani birilerine izin var ki orada da içkiler birilerine var. Birilerine izin var, birilerine yok. Birilerine niye var belli hı. değil. Dolayısıyla... korku değilse bile böyle bir şeyin olabilme olasılığını görüyorum. Hı hı. Ve buna karşı çıkmak gerektiğine inanıyorum. Çok kısa bir araya gitmem lazım ama buradan devam edeceğiz. Serra Yılmaz'la bizden ayrılmayın lütfen.